Sayın seyirciler, sırada ayrıntılı notları almak üzere Enver Erkan'a bağlanıyoruz. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba İzzet Hanım, hoş bulduk. Dilerseniz işsizlik rakamlarıyla başlayalım. Aralık döneminde işsizlik 10,8 seviyesinde gerçekleşti. Rakamları nasıl yorumlamak lazım sizce? Tabii şimdi çok şaşırtan rakamlar geldiğini söyleyemeyeceğim. Bizim beklentimiz %11 ve yükseleceği yönündeydi. Beklentimizin hafif aşağısında gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Tabii burada uzun vadeli yükseliş trendine devam ettiğini açıkçası altını çizmek gerekiyor. Tabii işsizlik yapısal bir sorun. Verilerin de yorumlanması zor. Bizim de açıkçası buradaki en ana endişelerimiz şu anda mülteci krizi ve asgari ücretteki yüksek artışın negatif etkileri üzerine yoğunlaşmış durumda. Tabii Aralık datasında bunun etkileri yok, ancak Ocak datasında özellikle asgari artışın hem istihdam artışını yavaşlatması hem de kayıt dışını arttırması gibi negatif etkileri olabilir. Bu kapsamda da 2016 yılının başlarında işsizlik oranındaki yükselen trendin devam etmesini bekliyoruz. Bu bağlamda da Ocak datasının %11 üzerinde gelebileceği yönünde beklentimiz mevcut. Evet, bütçe rakamlarına baktığınızda bugün takip edilen bir başka veri önemli bir veriydi. Bütçe Şubat ayında fazla verdi. Bütçe rakamları bize neyi gösteriyor sizce? Tabii yani son dönemde zaten mali disiplin zaten oldukça önemli bir unsur. Özellikle Türk ekonomisindeki aşağı indirimlere rağmen zaten yabancı raporlarda da sürekli olarak belirtilen en ana unsur mali disiplinin bozulma değerindeydi. Bugünkü rakamları bu şekilde değerlendirebiliriz. Son dönemde bütçe verileri genelde hep olumlu yönde sinyaller veriyor. Olumlu yönde bir görünüm gösteriyor. Açıkçası bu yönde de Türkiye'de mali disiplinin devam ediyor olması ve güçlü olması açısından tabii ki olumlu veriler olduğunu söyleyebiliriz. Peki petrol fiyatlarına bakacak olursak Brent petrol tarafında özellikle 40 dolarların altı takip ediliyor. Bu hafta petrol fiyatlarında hangi kritik seviyeler takip edilecek sizce? Şimdi tabii petrolün son dönemde inişli çıkışlı bir grafik izleniyordu açıkçası ve biraz da petrol ağzına yönelik spekülasyonların buna neden olduğunu gözlemlemiştik. Özellikle Rusya ve Venezuela'nın başını çekmiş olduğu bir grup ülke petrol ağzının dondurulması yönünde son derece ısrarcı hamleler yapmaya devam ediyorlar. Ancak özellikle büyük petrol oyuncularının buradaki tutumu oldukça belirleyici. İran'ın hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamalar bunu gösteriyor. Zaten şu anda baktığımızda İran henüz yaptırımın yeni kalkmış olmasından dolayı ve piyasaya girmeye hazırlanan büyük bir oyuncu olmasından dolayı petrol arzını kısmaya veya dondurmaya yanaşmayacaktır. Burada Suudi Arabistan'ın da açıkçası benzer bir eğilimde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunlar gelirlerinin %70'inden fazlasını petrolden elde eden ülkeler. Haliyle 20 dolar da olsa 40 dolar da olsa bu petrolü satmak durumundalar. Şimdi tabii 40 dolar seviyeleri üzerinden dönen Brent petrol fiyatına baktığımızda açıkçası bir miktar gevşeme olduğunu görüyoruz. Burada 36 dolar seviyelerine kadar bir vadeli gelişimi görmeniz mümkün olabilir. Evet. Açıkçası petrol fiyatlarına dengelenmede yıl içerisinde 40-45 dolar bandı içerisinde olabilir diye düşünüyoruz. Evet, piyasalar gün boyunca hatta hafta başından bu yana sizin de bildiğiniz gibi yön arayışında. Japonya Merkez Bankası teşvik ve faizlerde değişikliğe gitmedi. Yarın FED toplantısı da var, sonuçları açıklanacak. Yine Mart ayında herhangi bir faiz arttırma beklenmiyor ama sizce çıkacak sonuçlar ne olacak? Yılın nasıl mesajlar verecek sizce? Tabii küresel merkez bankalarının piyasalara yön vermeye devam ettiği bir dönem içerisinden geçiyoruz. Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz hafta çok önemli bir genişleme paketi açıkladı. Bugün de Japonya Merkez Bankası'ndan benzerliğince ilk genişleme hamleleri beklenebilirdi. Ancak sabit tutmayı tercih ettiler varlık alım miktarını. Şimdi tabii gözler FED tarafında biraz açıkçası FED öncesinde yarın açıklanacak küfe verilerinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Ocak ayı verileriyle beraber enflasyonda kayda değer bir yukarı yönlü hareketlenme biraz da baz etkisiyle beraber gerçekleşmişti. Bunun devam edip etmeyeceğini gelecek datalar gösterecek. Enflasyonda yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceğini FED daha fazla kanıt görmek isteyecekleri yarın açıklanacak veri de bunlardan bir tanesi. Açıkçası yarın toplantıda bir faiz konusunda bir hamle beklemiyoruz. Ancak tabii politika açıklaması içerisinde özellikle Haziran ayına yönelik güçlü vurgular yapılması durumunda bu beklenenden daha şahin bir FED olduğunu ortaya çıkartacaktır. Tabii enflasyon beklentileri de burada önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bizim beklentimiz de FED'in
Haziran'dan önce bir aksiyon almaması yönünde. Ondan sonrasında da özellikle içerideki göstergeler başta enflasyon olmak üzere ve küresel piyasalardaki merkez bankalarının para politik eğilimleri senin sonraki hamlelerini belirleyecektir. Peki altın fiyatlarına bakacak olursak son olarak ons tarafında da bir gerileme söz konusu. Hem de yurt içi piyasalardaki altın satışlarında da gerileme bir miktar söz konusu. Yatırımcılar ne yapmalı sizce? Tabii şimdi altın onstaki geri çekilme biraz da açıkçası bugün gözlerin FED'e çevrilmesi ve son iki günde güçlenen dolar hareketiyle beraber gerçekleşen bir durum. Bu durumda bu bağlamda da 1250 seviyesi önemli desteğini aşağı yukarı kırdığını ve 1230 seviyelerine kadar gerilediğini gözlemliyoruz. Ancak burası da önemli bir destek bölgesi ons altında. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketlerin devam edip etmeyeceğini yarın biraz açıkçası bir Amerika'dan gelecekleri, iki FED'den gelecek açıklamalar gösterecektir. Yukarı yönlü potansiyelin halen olduğunu görüyoruz. Grand TL tarafında da tabii ons'taki geri çekilmeden bugün biraz etkilendiğini gözlemledi. 113 TL seviyelerini gördü. Ancak genel itibariyle baktığımızda özellikle dolar TL'deki bu 2.90'a doğru olan hareket bunu biraz dengelemiş görüyorsunuz. Evet. Tabii orada altın ons'ta tekrardan 1250 seviyesi üzerine görürsek gram TL'de de yeniden 117-118 TL seviyelerini görmemiz mümkün olabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ve sayın seyirciler, ekonomi ve piyasalardaki tüm gelişmeleri size...